Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Niyamalar. Niyamalarda tabii şimdi biz e, hep olumsuz şeyler evet. yapmıyoruz. Kendimizde Beğendiğimiz özelliklerimiz de mutlaka vardır. Bunların da güçlendirilmesi, parlatılması gerekiyor. Biraz daha hayatımızın ortasına doğru almamız gerekiyor. Nedir bunlar? Savça deniyor ilk maddesinde Niyama'nın. Yani saflık. Saflık hem iç hem de beden saflığından bahsediyor. Yani düşünce saflığından ve davranış saflığından bahsediyor. Banyo yapmak bedenimizi dıştan temizliyor ama duruşlarla birlikte, asanalarla birlikte nefesi deneyimlediğimizde ki bunlara pranayama deniyor. Nefesi deneyimlediğimizde ne yapıyoruz? Bütün iç organlarımızın taze havayla temizlenmesine, vücudumuzun her noktasına oksijen gitmesine yardımcı olarak bu kan dolaşımının artmasına yardımcı olarak daha güçlü, daha zinde bireyler haline geliyoruz. Akciğerlerimizi temizliyoruz. Kandaki oksijen seviyesini arttırmış ve sinirlerimizi yatıştırmış oluyoruz. Bedenin temizliğinden daha önemlisi de aslında zihnin temizliği arkadaşlar. Nefret, tutku, şehvet, açgözlülük ve gurur, kibir gibi aşırı duygulardan uzak durmaya çalışıyoruz. Bunun için zihnimizi her zaman temiz tutmaya çalışıyoruz. Bu ilk başta kendimize yaptığınız iyilik zaten. Mutlu bir zihne sahipseniz, mutlu bir kalbe sahipseniz, etrafa karşı bakışınız her zaman sevgi dolu olacaktır. Aklımızın saf olmasına dikkat edeceğiz. Bu da bize içsel bir temizlik, neşe ve canlılık getirecek arkadaşlar. Üçüncü niyamımız tapas. Tapas ateşli çaba demek. Ne demek ateşli çaba? Ruhun gücünü kullanabilmek ve bütün olabilmek için seçtiği yolda disiplinle yürümek için gönülden hissettiği tutku, manevi motivasyon. Tutku ve manevi motivasyon. Ne demek şimdi bu? Bir amacımız var, belli bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Ve bunu o kadar çok istiyoruz ki bu uğurda yapacağımız ya da yolumuza engel olacak e, her şeyden, Kendimizi uzak tutmayı başarıyoruz demek. Çünkü hedefimize o kadar kilitlenmişiz ki en çok istediğimiz şey bu. Bunun önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermiyoruz demek. Ee, sadece tek bir yolla da olmuyor bu. Kendini tutmak ve şiddetsizlik bedenimizin tapası arkadaşlar. Ee, demin bahsettik alkolden uzak durma gibi. Ee, gücendirmeyecek şekilde konuşmak, dile dikkat etmek, söylediklerimizin doğru olduğuna dikkat etmek, başkaları hakkında kötü düşünmemek hitabın tapasıdır arkadaşlar. Sözlerimizde, düşüncelerimizde, bedenimizde temiz olacak. Kişinin sakin olduğu, neşe ve keder dengesini, bütün duygu dengesini kontrol altına aldığına zaten öz kontrolünü artık eline almış demektir. Bu da zihinsel bir tavırda olur zaten çünkü her şey bizim elimizde olduğuna göre kontrolü hiçbir zaman elden bırakmamak gerekiyor. İşte bu son söylediğimde zihnin tapasıdır. Ne dedik? Sakin bir zihin, duyguların dengelenmesi, öz kontrolü sağlamak ve bunu sürdürmek. Bu da zihnin tapasıdır arkadaşlar. Dördüncü madde Kendini eğitmek. Sıvat yaya. Kendini eğitmek. Şu an zaten aslında bu noktada da kendinizi eğitiyorsunuz. İlsemen Akademi'yi seçerek buradan bir sürü eğitim alıyorsunuz. Kaç yaşınızda olursanız olun hiçbir şey için geç ya da erken olmadığının farkındasınız. Her an, her nefeste yeni bir seçim yapabileceğinizin farkındasınız. Ve zaten böyle bir yoldasınız demektir bu. Ego, benlik, özbenlik sadece kendiniz olabilmek. Kendinizi hissedebilmek ve incelemek. Ne demek istiyoruz peki burada? Ne, neyden bahsediyoruz? Eğitim almak. Neden? Kendi içimizdeki iyi yanları en iyi şekilde ortaya koyabilmek. Yaratılışın e, keyif almak değil, yani bu dünyaya gelip sadece keyif almak için geldiğimizi değil, aynı zamanda müthiş bir ilahiliğin içinde olduğumuzu hissedip, müthiş bir bütünlüğün içinde olduğumuzu hissedip. Bu varoluşa, bu yaratılışa hayran olmayı ve bunu anlamak için kendimizi geliştirmekten bahsediyor Svat Yaya bize. Aparigraha, sahiplenme arzusunda olmamak. Demin aslında bahsettiğimizde çok örtüşüyor bu. E, i̇htiyacımız olmayandan arınma, düşünme, eşya, kişi, durum gibi demiştik. Burada zaten ekleyeceğimiz bir şey yok. İstiflemeyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şeyi biriktirmeyeceğiz. Bu yarına lazım olur, bu şu güne lazım olur, bunu şu gün giyerim, bunu bugün giyerim demeyeceğiz. Bunu demeyi bıraktığımız zaman zaten onu diyeceğimiz günler geldiğinde bir şeye ihtiyaç duymaya başladığımızda o ihtiyacımız olan şey bir bakıyoruz hayatımızın ortasına bir anda gelivermiş biz hiç çaba sarf etmeden. İl Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif, Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ve niyamaların son maddesi adanmak. Isvara pradniha geldiği yaratıcı kaynağına teslimiyet İşte zaten şu ana kadar saydığımız bütün maddelerde en büyük amacımız neydi müthiş bir bütünlüğün içinde kendimizi özel güzel bir parça olduğumuz müthiş bir potansiyele sahip olduğumuz bunu en iyi şekilde ortaya çıkartmak için belli bir yola girdiğimiz ve bu yolda da en büyük isteğimizin bu bütüne tekrar Kavuşmak olduğunu anlatıyor bize. Evet, yoga aslında işte bunların tamamını yaptığında yoga oluyor. Sadece duruşlarla çalışıldığında bu aslında sadece bedensel bir akrobasi, bir spor aktivitesi olarak adlandırılabilir. Bu müthiş bir deneyimdir. Kendi sınırlarınızı bilmenize, bulmanıza, sıkışıklıklarınızı çözmenize yardımcı olur. Nefes kalitenizi arttırır vücudunuzun forma girmesini, zihninizin disipline edilmesine, kendinize vakit ayırmayı ve daha kaliteli yaşamanızı sağlar. Her anlamda, yürüyüş olarak da, duruş olarak da, nefes olarak da, enerji olarak da, görünüş olarak da, hissiyat olarak da her şey olarak daha kaliteli yaşamanızı sağlayacak bir yaşam biçimidir aslında yoga neresinden tutarsanız tutun. Sadece şu an fiziksel aktivite yapabilecek durumdasınızdır. Asanalarla başlarsınız. Şuraya da gelelim. Asanalarla başlarsınız. Asana duruş demek demiştik. Ya da sadece e, fiziksel büyük bir rahatsızlığınız vardır. Şu an kıpırdayamıyorsunuzdur ama zihninizin sakinleşmesi gerekiyordur. Diğer yollardan gidebilirsiniz. Pranayamalarla, nefesle, gidebilirsiniz. Nefesle zihninizi sakinleştirebilirsiniz, bedeninizi güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi gelelim asanalardan başlayalım. Asana duruş demek dedik. Ne işe yarıyor bu duruş, duruşlar? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle zaten fiziksel olarak bizi güçlendirdiği, daha sağlıklı bir hale getirdiği aşikar. Bunda söylenecek hiçbir şey yok. Tabii bunu elde etmek için sıkı bir disiplinle çalışmaya bir şekilde başlamanız gerekiyor. Başka türlü olması mümkün değil. Sadece bakarak yapılmıyor arkadaşlar. Deneyimleyeceksiniz. Mutlaka deneyimleyeceksiniz ve her asana kişiden kişiye farklı şekilde durur. Hepimizin yaşanmışlıkları, kemik yapısı, kas yapısı, duygu yapısı birbirinden farklı. Diğer derslerde de zaten hep bunlardan bahsediliyor. O zaman ben kolumu böyle yaparken kulaklarım mesela bu kadar görünebiliyorsa, sen yaparken bu kadar görünebiliyorsa yanlış yapmak demek değil. Yanlış yaptın demek değil. Benim kolumun ile senin kolunun esnekliği aynı değildir. Gidebileceğimiz nokta aynı değildir. Ama benim aldığım hazla senin aldığın haz bu noktada aynıdır. Çünkü senin bedenini sen tanıyorsun. Senin sınırını sen biliyorsun. Ne kadar gelişmesi gerektiğini sen hissediyorsun. Yoga öğretmenlerinin derslerde size yapabilecekleri sadece yol göstermek, size yön vermek. Nerede duracağını sen bileceksin. Hiçbir hareketin süper doğru hali yok asanalardan bahsedersek. Sende farklı duracak, bende farklı duracak. Sende başka bir şey çözecek, bende başka bir şey çözecek. Onun için hareketler de kişiye özeldir ama verdiği has müthiştir deneyimlemenizi çok 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 isterim asanalarla çalışırken diğer bir artısı bize ne oluyor fiziksel engellerimizi ortadan kaldırıyor. Bazı bozukluklarımızın giderilmesine yardımcı oluyor. Skolyoz gibi en çok bu aralar duyulan hastalıklardan biri, yaygın olanlardan biri. Skolyoz mesela kesinlikle çaresi yoga ile bulunuyor. Fıtıklar Tabii ki doktora gitmeyin demiyoruz burada ama yoga müthiş bir katkı sağlayıcı arkadaşlar. Zihinsel dağınıklıklarınızın da zaten ortaya kalkması için harika bir arkadaş, harika bir yoldaş aslında yoga bizim için. Bir de asana isimleri var. Değişik değişik isimler var, değil mi? Duymuşsunuzdur. Virabhadrasana bir, Virabhadrasana iki, Shalabhasana falan. Hep bakın, hep asana ile bitiyor bunlar. Neden? Çünkü asana duruş demek. Peki nereden geliyor bu yoga'daki asanaların isimleri? Kimileri? hayvandan alıyor ismini. Kimileri bitkiden alıyor. Kimileri sürüngenlerden alıyor. Kimileri kuşlardan alıyor. Burada aslında anlatılmak istenen ne? Yogi eee yaratılıştaki, varoluştaki hiçbir canlı türünden tiksinemez. Ve her for, her formda her formu deneyimleyebilir yani ben böcek miyim yerde gezeceğim ben bilmem ne miyim hiçbir şekilde yargı yok hepsinden geçebilir. hepsini anlamak yatıyor aslında burada ne yaşadığı nasıl güçlendiği nasıl hissettiğiyle alakalı olarak isimler de buralardan geliyor çok sorulan sorulardan biri Dersli, e, derslerde çok soruluyor bu duruşların isimlerini hep sanskritçe mi söyleyeceksiniz hiç gerek yok. Sanskriti bilen olabiliyor, bilmeyen olabiliyor. Zaman zaman Türkçesini söylüyoruz. Zaman zaman hiç pozu söylemeden mesela sadece elini buraya uzat, kolunu buraya uzat. Çünkü orada yapılması gereken belli bir forma gelip zihinsel dinginliği sağlamak aslında. Evet, bir böcekten en üst seviyeye kadar her formu deneyimlemek ister yogi diyoruz ve geçiyoruz pranayamalara. Nefes çalışması olduğunu söyledik. Bu da son zamanlarda çok yaygınlaşan çalışmalardan biri nefes çalışmaları. Ne işe yaradığından da kısaca bahsettik. Her şeyden önce vücudumuza canlı bir enerji üç nefes solunum yoluyla yapılır buradan. Mümkünse yoga pratiği yaparken Burundan alıp burundan veriyoruz arkadaşlar. Bunun çok fazla sebebi var. İlkokuldan beri zaten öğretiliyor. Neden burundan almamız gerekiyor? İlk başta mikroplardan arınmak için zaten. Biraz sonra nefeste biraz bahsetmek istiyorum bundan. Prana yama ne demek? Ondan da kısaca bahsedelim. Çok özür diliyorum. Şifa niyetine. Prana nefes demek arkadaşlar. Yama ise uzama demek. Yani uzayan nefes, kontrollü nefes, nefesi kontrol altına almak. Zaten gün içinde 13 13.000 ile 20 bin arasında fark etmeden nefes alıp veriyoruz. Bir de bunu kontrol ettiğimizi düşünün. Nasıl bir sistemin içinde olduğumuzu, nasıl yaşadığımızı bir düşünün. Her gün bilinçsizce binlerce kere nefes alıp veriyoruz ama aslında bu bizi yaşamımızın her anında güçlendirecek ve iyiye götürecek müthiş bir destek. Nefes alıp vermek Gerçekten zor öğreniliyor arkadaşlar. Kontrollü nefes alıp vermek zor öğreniliyor. Benim derslerimde en çok söylediğim şey nefesini tutma. Nefesini tutma. Çünkü bu bir sıkışıklık yaratıyor. Biz zannediyoruz ki nefesi tuttuğum zaman, nefesi tuttuğum zaman hareketi daha güçlü yapacağım. Hayır, hiçbir şekilde öyle olmuyor. Müthiş bir sıkışıklık yaratıyorsunuz kendinize ve orada daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Sınavsız, uzaktan eğitimle %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Konsantrasyon sağlamak için de nefes çalışmalarına her zaman başvuruyoruz. Çünkü nefes akışta olan bir şey. Hiç kesilmeyen bir şey. İsteseniz de istemeseniz de, fark etseniz de fark etmeseniz de nefes alıp veriyorsunuz. Bir şeye odan, odaklanmak sizin için zorsa, nefese odaklandığınızda konsantrasyonunuzu da arttırabiliyoruz. Nefes kontrolü uzun zamanda öğreniliyor. Kendinize haksızlık etmeyin. Neden nefesimi tutuyorum? Neden sürekli alıp vermiyorum demeyi sakın adet edinmeyin. Çünkü yapa yapa öğreniliyor. Birisi sizi uyardığı zaman fark edebiliyorsunuz. İlk öğrenmemiz gereken şey nefes alıp vermek yoga için. Eee pranalar yogada o kadar önemli ki çünkü enerji taşıyor. Bu bedenin içindeyiz. Enerji bize dışarıdan gelecek. Bu da nefesle olacak. Prana Vayu deniyor buna da. Bu söylemi çok sevdiğim için size de söylemek istedim. Vücut içinde esen rüzgar demek prana Vayu. Neden önemli bu vücut içinde esen rüzgar? Çünkü kalp bölgesindeki rüzgar solunumu kontrol ediyor. Alt karın bölgesindeki nefesler, rüzgarlar idrar ve dışkı atılımını kolaylaştırır. Tek bir nefeste ne kadar çok şeye katkıda bulunduğumuzdan bahsetmek istiyorum işte burada. Mide kısmında ateşi arttırıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Samana deniyor. Çok fazla bu isimlerden bahsetmek de istemiyorum kafa karışıklığı yaratmamak için ama ...beş bölgede inceleniyor işte bu. Kalp bölgesinde alt karında idrar ve dışkı atılımı için, midede sindirimi kolaylaştırmak için, göğüs boşluğunda, göğüs kafesi boşluğunda içeri giren e, havayla yiyeceklerin kontrol altına alınmasını sağlayan nefes ve tüm bedene nüfuz eden rüzgar. Bunun için Vücut içinde esen rüzgar deniyor pranayamalara aynı zamanda. Bunların da alt kategorileri var. Sıkıştığımızda neden nefes bize lazım yine? Yiyecekler bizi sıkıştırdı, gaz çıkarmak, geğirmek zorunda kalıyoruz. Ne kadar önemli değil mi? Bu sıkıştığı zaman hastanelik oluyorsunuz çünkü ondan sonra. Göze yabancı bir cisim geldiğinde ya da çok parlak bir ıı, ışık, Karşı karşı kaldığımızda gözü hareket ettirecek bir nefese ihtiyacımız var burada göz kapaklarını hareket ettirmek için her noktada aslında bizim nefese ihtiyacımız var arkadaşlar yorgun bir bedene ekstra e, oksijen sağlamak için esnemeyi sağlıyoruz değil mi? Bu da ihtiyacımız olan olabilir aslında vücudumuzu hep nefesle beslediğimizi fark ettirmeye çalışıyorum son olarak bir nefes daha var ondan bahsetmeyeceğim. Ee, hiç gerek yok şu anda. Ve duyuların denetim altına alınması prat yahara. Demin bundan da biraz bahsettik. Mantık ve arzular zaman zaman çakışabilir. Eğer mantık arzudan aşağıda kalırsa işte o zaman kişi kendini kaybetmeye başlamış demektir. Burada ritmik nefeslerle bu kontrolü sağlamaya yardımcı olabilirsiniz. Bakın yine nefes, yine nefes, yine nefes. Kişi nefese odaklandığı zaman özüne döner ve duyularını kontrol altına alır. Zihin sakinleşir, arzular dinginleşir. Yani e, her ne yaşıyorsanız yaşayın orada kendimize bir durak yaratmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu durağı yarattığınızda da kendinizle alakalı dingin düşünme lüksüne sahip olmuş oluyorsunuz. Ve Tüm arzular yok olduğunda, siz o konsantrasyon seviyesine geldiğinizde zihniniz saflaşıyor. O zaman gerçeği görebiliyorsunuz. Yogi hoş olanı değil, iyi olanı yapar. Ruh zaten kendine iyi geleni bilir ve aslında hangi yoldan gitmesi gerektiğini bilir arkadaşlar. Şimdi saat iki oldu. Burayı bitirdikten sonra küçük bir ara verelim. Ee, Odaklanma tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Beden asanalarla, duruşlarla güçlendirildiğinde, zihin nefes ateşiyle saflaştığında, duyuları da kontrol altına aldığınızda tam konsantreye erişmiş oluyorsunuz. Bu özümseme anına gelebilmek için de zihnimizi susturmamız gerekiyor. Biz son zamanlarda zihnimizin çok çalışma haline kafam hiç susmuyor, işte uyuyamıyorum, düşünceler beni bırakmıyor, o kadar hızlı düşünüyorum ki aynı anda o kadar çok şey yapabiliyorum ki diye e, bunu bir marifetmiş gibi gösteriyoruz aslında. Ama kesinlikle böyle değil. Marifet aslında zihnin durdurulabilmesini Başka sağlamakta. Şey Başka sağlamakta. Ve bakıyoruz bu zihnin halleri var. E, herkesin zihni birbirinden farklı. Çok pardon, çok pardon. Evet, zihnin birbirinden farklı halleri var. Bunu da beş kategoride toplamak mümkün. Mutlaka bir tanesi size tanıdık gelecek. Bakalım mesela. İlki, dikkati dağılmış zihin. Günümüz o kadar hızlı ki her şey birbiriyle o kadar e, güçlü bir etkileşim halinde ki bazen bu karışıklık içinde kayboluyor ya da e, sıkılıyor gibi hissedebilirsiniz. Çok normal dikkatimizi dağıtacak çok fazla uyarıcı var hayatımızda. Bu ihmal edilmiş zihin dikkati toplayamadığınızda buna ihmal edilmiş zihin deniyor arkadaşlar. Bu, ne yapıyoruz o zaman? Şunu şöyle mi yapacaktım, bunu böyle mi yapacaktım? Şunu yapmam lazım diye objelerin peşinden koşuyoruz. İkincisi çalkantılı zihin. Bu zihin türü de dağınık ve rahatsız. Yani kafayı toplamak lazım. Her halükarda bizi ne yapıyor? Yine konsantrasyona, nefes çalışmalarına yönlendiriyor. Üçüncüsü yönünü bulamayan zihin. Bu da aynı şekilde ne yapmak? istediğini bilmeyen. Dördüncüsü izleyen zihin. Buna sahipseniz yine bir tık şanslısınız diyebilirim. Çünkü ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Konsantre olamıyorsunuzdur ama farkındasınızdır. Belli bir yolunuz vardır. Beşinci zihin türü zaten ben ve benim gibi e, e, sahiplenme duygusundan uzaklaşmış zihin, açık zihin ve konsantre olarak bütüne ulaşabilen zihin. Bu da genel olarak konsantrasyon çalışmalarıyla sahip olunan bir zihin türü. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.